Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dokunma. Dokunma. Bu akşam serbest. Bu akşam serbest. Herkes. Cemaat gittikten sonra bir de müzakere gibi olsun. Gecenin mübarek. Herkes nasip olmaz bu saatlere kadar. Hürmeten, tamam mı? Allah da inşallah bize de şey yapar. Kaldığımız yerden devam edeyim birinci dersin. Peygamber aleyhissalatü vesselam baki bir alemin bu aleme taşımış. Yani 121 şualarda insanı berzahtırlar. Alemi gaybla, alemi şehadet, ötelerle burası arasında bir koridor açılmış. Ondan sonra ruh ile ceset, cesette bir koridor, yani varlıkla ruh arasında bir koridor. Çekirdekteki program, ilmi vücutla ağaç arasında bir koridor. Anne karnındaki çocuk, kaç yaşında diyoruz? Kaç aylık bacım diyorum? 9 ay. Bir hafta sonra doğum yapıyor. Ne kadarlık? Bir gün dedi veya bir hafta. 9 aylıktı. Nasıl sıfırlanıyor? 9 aylık dedi. Bir hafta sonra doğum yaptı. Ben de gittim tebrike. Ne kadarlık bu dedim? Bir günlük dedi. 9 aylıktı bir hafta önce. Nasıl sıfır oluyor 9 ay? Buralıysa hicret edecek. Yani bakın, buralıysa mutlaka yaşı vardır. Buralı değilse yaşı yoktur. Buralı değilse niye 9 aylık dedin? Buralıysa nasıl sıfır olur? Berzahtır. Berzah, tamam mı? Şimdi Peygamber Aleyhisselam da ya çok garip ya, ne bileyim, bu hissimi ifade edememekten yanıyor yani içim. Baki alemi buraya taşımış. Alemi, baki bir alemi taşıması. Bakıyorsun, bir insan gözüküyor zahirde. Bak şimdi, ama ona yine Sinan diyecek ki doktor, abi bizi zorladı, motorları yaktın bak. Bak kardeşim, gelen geçen geldi tevhid, gitti 23. söz, gelen tevhid gelin. Ya arkadaş, biz ne zaman bunları duyacağız peki, öldükten sonra? Öldükten sonra zaten iş işine gideceğim. Bak şimdi, aynidir bu alem, aynidir. Her şey hak ile gay. Her şey hakkı, hakla ayakta durur, esma. Tamam, sorun yok. Mirat-ı Muhammed'den, ayna değil bak, Allah görünür dahi. Mirat'la ayna arasında fark söyleyeyim. Aynaya saçını tararsın. Çekilirsen kaybolur. O kadar. Değil. Mirat ise topraktır. Çekirdeği atarsın, ağaç olur. Seni inşa eder. Seni değiştirir, dönüştürür. Peygamber aleyhisselam hem mirat hem aynaydı. Bak, niye aynedir bu alem? Her şey hakkıyla kayın. Yani bu mevcudat aynadır. Esma ile varlığı vardır. Mirat-ı Muhammed'den, yani orada inşaat var. Sen orada ihya, insan o atölyede adam oluyor. Odun giriyor, seni alıyor içeri, yok kereste, adam olup koyuyor seni. Yani atölye gibi, mutfak gibi orada. Başka bir şey söyleyeceğim de onun için yastan demiştim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Ayet geldi, bırakın o da insandır, gidin diye. Yani sahabe böyle dalga gidermiş. Sen de zannediyorsun ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam seyrediyor. Tamam mı? Kim seyrediyormuş? Mirat-ı Muhammed'den Allah görünüyormuş. Ya bu mecazdır. Yani Allah anlaşılır, Allah fark edilir. Anlaşılır demiyor, okunur demiyor, idrak edilir demiyor. O aynada. Peki delilimi yapayım? Bir kere kendi zahir manası bu. İkincisi, ona da şaşıracağız.
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün isimleri mazar değil miydi? Öyle mi abim? Bütün isimleri mertebe-i azamına mazar değil mi? Allah da isim. Ha, ama bizim anladığımız Allah başka, mahiyet-i zatiyedeki Allah başka. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Kerim, Latif, Hakim. Bunlar isim. Lehül Esma-ül Hüsna. Yani güzel isimler Allah'ındır. Bak, masadakiler Allah, Hasan'ındır. Masa mıyım ben? Bak, masadakiler Hasan'ındır. Masadakiler Hasan değil. Güzel isimler Allah'ındır. İsim Allah değildir. Tamam mı? Ha, şimdi vacib-ül vücudu şey yapalım. Soğan kabuğu gibi dışarıdan anlamak için. En dış kabuğu esma. Kaynağı sıfat. Kaynağı sıfat, şuunat-ı zatiye. Şuunat-ı zatiyenin kaynağı mahiyet-i zatiye. Tamam. Şu mahiyet-i zatiyedeki Allah bilinemez. Haber yok. Ne bilmiyoruz. Buradaki haber yok. Bizim konuşumuz var ya Allah'tır, Rahman'dır, şudur budur. Hep buradaki Allah. Buradaki Allah bunu zannediyoruz. Bu esmadır. Bismillahirrahmanirrahim. Buradaki Allah. Ha, Peygamber aleyhissalatü vesselam mirattır. Allah gözüküyor. Aynı ruhunda. Niçin gözüküyor? Öyle bir mirat ki bütün isimlerin mertebe-i azamı tecelli etmiş. Bütün isimlerin nihayet mertebesi onda gözükmüş. En cami aynı o. Peki Allah da isim, Rahman da isim, Kerim de isim. Elmada gözüken isimle aynı Rahman ismi peygamberimizde daha cami. Onun için Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür dahi. Onun için ona bakarken Allah'ı seyrediyorlar. Fıkhül Ekber'de itikadımız ait kitap söyleyeyim. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın Fıkhül Ekber adlı bir kitabı var. 347, 137 galiba bir de. Allah'ı görmek sünnettendir. Şeyde var Miraç Risalesi'nde gitti geldi o kapıyı açık bıraktı diyor. Etki yay ümmeti gidip geliyorlar diyor. Miraç Risalesi. Gitmedim. Gitti geldi. Ondan sonra kapı kapandı mı? Yok. Ondan sonra gidip geliyorlar diyor. Etki yay ümmeti. Yani bu işin ehilleri gidip geliyorlar. Şimdi baki bir alemi taşıması dersin devamı da o miratla ayna arasını anladık değil mi abi? Çünkü kainata ayna diyor, peygamberimize mirat diyor. Mirat seni inşa eder. Mesela sahabe bir kademde, zahirde mi hakikaten mi geçerdi? Görüyordu Resulullah. Bir nazarı peygamber bedevilikten alimliğe dönüştürüyordu. Çünkü inşaat var, atölye. Çünkü sibgatullah ve mutfak, yemek yapılıyor. Yani alıyor onun ruhunu, ruhlar âli, ruhun hızıyla ruh inşa ediyor. Ruhun hızıyla zaman yok. Bir nazarda tak diye boyuyor. Neye benziyor? Diyoruz ya, lan şu adamın suratına gözüne bak ya. En gereklilerini gibi adamı sokuyor ya. Demiyor musun? Veya diyorsun ki, ya bu adam ne nurani ne hoş ya. Unutamıyorsun. Ya. Böyle içine sokasın geliyor yani. Ya içine bu adamı sokayım. Tamam mı? İşte böyle bir şey. Baki bir alemi taşıması esas geleceğim gene. Ha orayı geçmiştik. Risaleti de geçmiştik. Ha. Nasıl ki bu kainat onun risaletine gayet kuvvetli ve kat'i şehadet eder. Risalet. Bir daha nasıl ki bu kainat onun risaletine. Niye biliyor musun? Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. Öyle diyor ya. Şimdi bu kainat var. Risalet yok. Niye var ki? Düşünebiliyor musun? Bu kainata bugün sana edile masrafı düşün. Sen doktorsun. Böbreğine edile masrafı bak. Böbrek. Bir gün kullandın. Kiraya tutsaydın kaç paraya tutardın böbreği? Böbreğini. Dalak, mide, bağırsak, ayak, lif. Ne bileyim ya. Maddi ve mali. Bu senin. Bugün olman için. Yarici masraf güneş. Dünyanın dönüşü. Yıldızlar arasının çekimi, itme çekmeler.
23 derece, 27 dakika. Yani eğittin. Edine masrafı düşünebiliyor musun? Bir gün yaşaman için. Dünya dönmesi lazım biliyor musun? 108 bin kilometre hızda. Çekme kanunu, itme kanunu. Yani bana manzara teşkil etsin diye, şu tut kartı yukarıdan baksın diye, sistemlemiş. Uçakla baksın diye. Bulutları yapmış. Sırf o manzarayı görmek için Allah bulutları halketmiş. Gösterdin ya bana. Şuraya bak dedi ya. Neyin bulutlar? Bulutların üzerinde kahve içiyoruz. Allah'ın şu nimetine bak. 10.000 metreden 11.000. Değil mi öyleydi? Kahve içiren Allah. Ya hakikaten ne Allah ya? Acaba orada neler yapmaz ya bize? Ya beşerin eliyle tabii. Beşer kendi şeyi. Sanatının sanatı uçak. Sanatının sanatı. 10.000 metrede kahve içiren Allah. Böyle bakıyorum. Kahveyi alırken utanıyorsun Allah'tan. Buluta bakıyorsun. Allah Allah. Bu olabilmesi için 500 sene önce Geylan olman lazım ha. Kendi çok ucuza. He? Yani bulutun üstüne çıkmak için Geylan'ı gerekmiyor muydu? Şimdi uçak kerametiyle yukarıdasın. İşte abim dediğim gibi çok ucuza yani. Çok da ucuza. Arabadan da ucuz. 85-90 euroya geldik. Allah. Geylani ol. Allah hoş ya. Sen güzel dedin yemekte. O bizim uyduruk namazları da Allah kabul ediyor mu dedin de. Allah olsun. Allah olduğu için ediyor. Aynı soruyu şey İstanbul'da sordu. Dedi ki abi dedi, Allah bizim ibadetlerimizi kabul ediyor mu dedi. Dedim ki ona, doğru söyle, samimi söyle. Sen kendi amelini, kendi beğeniyor musun? Sen ameli, kendi amelini amel olarak kabul eder misin dedi. Vallahi etmem dedi. Hah, etmediğin için zaten sen insansın. Pek bir şeye benzemediği için kabul ettiğinden dolayı Allah'tır o. Allah olduğu için kabul ediyor. Allah'tır ya. Allah bağışlayan değil. Çok bağışlayandır. O bize diyor ki bağışla. O diyor ki affet. Allah affetmek değil, çok affetmek. Çok bağışlayandır. Çok esirgeyendir diyor. Birisi bana demişti yani yanında diyor çocuğun 4-5 yaşında namaz kılıyor. Yatıyor kalkıyor falan filan böyle ayaklar böyle. Bunun nasıl hoşuna gidiyor insanın yani. Allah dedi bizim kıldığımız namaz. Öyle yani. Aynen. O çocuğun namazı gibi. Evet. Nasıl ki bu kainat onun risaletine gayet kuvvetli ve katı şehadet eder. Yani risaletsiz kainat. Bu ne benzer? Bu kadar edildi masraf demek için söyledim bu kadar. Vefat ettin, dirilmemek üzere çürüttü seni. Kainat ne yapılmış olur? İsraf olmuş olur. Yani bu akıl bile bunu yapmaz. Yani yapacaksın cihazı, kazanacaksın parayı, 500 euro pembedir değil mi? Bir ay çalışacaksın, vallahi nasıl yandığını hiç görmedim diye 500 euroyu tutuşturacaksın. Bu yapılan akılla, bunu yapmazsa, bu akılların ustası, akılları tekrar diriltmemek üzere çürüterek akılsızlık yapar. 7,5 milyar insan var. Şu an hatırladığım kadarıyla bilim adamı, Amerikalı bilim adamından ben şeyin yazısını okudum. 120 milyar insan gelmiş toplam bu tarihe kadar. Şu anda 7,5'u ayakta diyor. 120 milyar insanın aklını yapan Allah. Akılları tekrar diriltmemek üzere çürütüp akılsızlık yapar mı bu akılların ustası? Yapmaz. Bu kainatın sonunda ahiret yoksa, bütün akılların ustası akılsızlık etmiş olur ki haşa. Değil? Bu kadar masraf et. Yani niçin bu kadar durdum? Kainat onun risaletine gayet kuvvetli şehadet eder. Çünkü risaleti kaldır, kainat manasız.
Çünkü ahireti söyleyen, insanı yorumlayan, insanla Allah ilişkisi nispetini anlatan risalettir. Risalet, Allah, insan, kainat ilişkisini Kur'an sistemin adıdır. Allah, kainat, şecer-i hilkat, alem-i mülk ve melekut, insan, üçgenini bütünleyen sistemin adıdır. Risalet. Öyle de ne dedi? Bu kainat onun risaletine gayet kuvvetli şehadet eder yani. Öyle de başta alem-i İslam. Bak şimdi. Bütün beşer, ikinci Müslümanlar, sonra bütün insanlar ve bütün zişur cehennemden daha acı ve korkunç olan. Görüyor musunuz? Bir tanesi dedi ki cehennemi nerede var dedi ya. Sanki ben uyduruyorum. Siz bana benim söylediğim cümleyi külliyattan ispat edemezsen gel bana sor. Külliyattan. Her şey. Yaptığımız hatayı tak diye zaten gönderdiğim sesli yayınlarla hangi yolla yapmışsam hemen söylüyorum. Şimdi cehennemi işte bu. Esas nerede? 741 sözlerde anlatıyor. Bir tanesi ne dedi ya bugün öyle şey burada? Yani abi dedi cehennemi insandaydı. Kim dedi ya? Birinci derste. Sen mi demiştin Burak? Cehennemi burada değil miydi dünyada? Ya insan, dünyada değil miydi dedi şimdi. Cehennem ötelerde. Cehennemi burada nasıl oluyor? Bak şimdi cehennemi varlıkta değil. Çünkü varlık değil kendisi. İnsanda. Adem alemleri varlıkta değil. Vücutsuz vücut, varlıksız varlık, sıfatsız sıfat. Adem öyle yorumluyor. Ama cehennemi. Varlığa koyamazsın ki. Çünkü varlık değil. Varlık oradan çıkmış zaten. Peki nerede? Bütün varlığın çıkış kaynağı olduğundan dolayı kaynak o. Cehennemde taşören şirket buraya mı çalışıyor? Cehennemi mi çalışıyor? Cehennemi Adem mi? O zaman cehennemin nerede olacak? En cami yerde olacak. Allah kainatta ilmi, iradesi, kudretiyle var. Sıfatlarıyla var. Zatıyla yok. Peki zatıyla nerede var Allah? İnsanda. Adem de insanda. Alem itibariyle anlamak istiyorsak Allah'ın esması, sıfatı, subutu sıfat, bir de zatı sıfat var. Zatı sıfatlarda tekvinin içinde Adem. Adem'i mutlak yoktur zaten. Bir ilmi muhit var. Adem'i sır. Demek ki Adem tekvin sıfatının içinde tezahürsüz tezahür, vücutsuz vücut, varlıksız varlık insanda. Onu da 8 tane sıfat söylüyor. Sözleri versen gösteririm size. Benim sözlerimi verir misin Burak? Arkadaki cehennemden daha acı ve korkunç olan Adem'den, hiçlikten, bak cehennemden daha acı olan Adem'den, hiçlikten, idam ebediden, fena-i mutlaktan kurtarmak için, bak cehennemi, beraber. Bazıları şaşıracak, bu neyin nesi ya? Benim kitabımı fotokopi yaptım. Üzerine çalışmıştım. 741. Nerede bulacağım? Başka bir kitapta. Çalışmışım senelerden beri. Sirayet var, sirayet. Bak 741. Cehennemden beterdir. Risale bak. Cehennemden beterdir. Neresiymiş cehennemden beter? Ha, belagatmış. Belagatını sevsinler. Cehaletini ustada sirayet ettirme. Belagatı deyip de paketleme. Bu realitedir. Cehennemden beterdir. Ondan daha muhriktir. Ondan daha muhrik. Ne demek muhrik? Harap ediş. Harap ediyor, yakıp yıkıyor. Nereyi? Ruhumuzu eziyor. Ruhumuzda.
Zira o şeş, o altı cihetten ki onlara başvurduk, öyle alet almışız. Bak cehennemin cehennemini anlatıyor. Adem. Adem vücutsuz vücut nedir o bizde? Yapılmıştır o halet. Adem'den yapılmış bize halet. Yani cehennem şeceri hilkatte. Adem insanda. Şeceri hilkatte Adem yok mu? Daire-i ilimdeki Adem. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Nümektubat 59. Ama Adem'i sırf insanda. Neymiş o? Cehennemden yapılmış halet. Şu 8 tane, 7 tane haleti koyacağız bu tencereye. Karıştıracağız. Cehennemin cehennemiymiş. Haf ile dehşetten. Haf. Korku aklidir. Haf kalbidir. Yerine koyamazsan korku aklidir. Onun için korku çökertir. Haf kalbidir. Hafullah'ta lezzet vardır. Korku da yoktur. Korku çökertir. Haf inşa eder. Bak şimdi. Haf ile dehşetten. Koy tencereye. Ats ile raşetten. Ama ben bunu cehennemin cehennemi diye bir dersim var ya. Onu orada merak eden dinler de. Ben düz okuyayım, girmeyeyim. Haf ile dehşetten, hem ats ile raşetten, hem kalak ve vahşetten, hem yüt, yetim ve yeisten mürekkep olan vicdansuz. Cehennemin cehennemi. Okuyorum. Haf, dehşet, ats, raşet, kalak, vahşet, yüt, yeis. Bunların hulasa-i camiası vücutsuz vücut, varlıksız varlık, varlık sıfatsız sıfat olan Adem. Bizde. Cehennemin cehennem insanda. Dünyada. Adem. Yok yok kabul yapacağım. Cehennemden daha acı ve korkunç olan. Hani hemen herkesin şu hatırına geliyor. Ustad diyor ya sözlerde. İşaretleyeceğiz da şey manada var. Sözlerde var. Diyor ki sonsuz azap mı cehennemde yoksa Adem mi, hiçlik mi? Vicdanından sordum diyor. Vicdanım dedi ki diyor, vicdan. Azap olsa dahi beka isterim. Cehennem de olsa beka isterim. Evet, cehennem dahi olsa beka isterim. 1 milyon ömrümü istersin, olmak mı istersin? Diyor. Evet. Bu sefer benim hafız var, benim talim hocam, Kur'an talim hocam. Ya Hasan dedi, buyur hocam. Ben burayı anlayamıyorum dedi ya. Ben dedi aptal mıyım dedi. Cehennemde yanmaktan sonra bak diyorum döşet. Ya beni yok et derim dedi. Bu nefsin isteğidir. Nefsin özelliği bu. Beka azap dahi olsa, cehennem dahi olsa beka isterim. Ruhun özelliği. Şey vicdanındır. Ve ruhundur. Ustad vicdanından sordum diyor. Yok olmak isteyen nefistir. Var olmak isteyen vicdandır. Cehennemden daha acı ve korkunç olan Adem'den, hiçlikten, 3 idam ebediden, 4 fenay mutlaktan. Yani cehennemden daha korkunç acı olan nedir? 1 Adem. Koy tencereye. Cehennemden daha Adem düşüncesi. Hiçlik, idam ebedi. Bu idam ebedi tanıdınız değil mi bu tabiri? Nereden? Bir yerde tanıdık gelmesi lazım. 142 sözlerden. Kabre 3 şekilde girilir diyor. Amel anlatmıyor. Dikkat buyurun orada. Amelden bahsetmiyor. İmandan bahsediyor. İman kategorisinde olmasan nerede olursan ol imansızsın. Mesela 15. sözde söylüyor ya. Yani Kur'an'ın Allah kelamı kabul et. Şey ediyorsun da ulvi görüyorsun diyor şeytan. Beşer kelamı kabul et. Öyle bak bakalım o ulvi görecek misin? Hayır diyor, peşe kelamı ben niye bakacağım diyor ustad. Bu Allah kelamı çünkü Allah'tan başka Kur'an benimdir diyen yok ki. Kur'an benimdir diyen var mı? Yok. Bu birisi diyor. Allah benimdir. Tamam. Eğer Allah'ın benimdir dediğine göre onda dursun. Olmadığını biz ispat edelim, alalım elinden. Niye daha ispat yapmadan beşerin eline veriyorsun ki? Tamam. Burada çaktı mı bir tane? O zaman dedi ki çok uyanık. Güya. Affedersin, affınıza sığın, geri zekalı.
Şeytan diyor ki, peki diyor, Allah'ın olduğunu kabul etme. Al oradan. Beşer de deme. Ortada farz. Ne kadar akıllı. Ortada farz et. Ustad da burada, burası için onu, burayı onun için açtım. Allah'ın elinde olmayan, yani burada kabul etmediğin her şey, ne etmediğin zaman, ister burada olsun, ister burada olsun. Nerede olsun, burada değilsin. İman kategorisinde değilsen, dışındasın demektir. Kabul üç yolda girilir. Birinci kategori, çeşitlilikleriyle beraber, küçük, büyük, tafsili, icmanı, zayıf, kuvvetli, tamam, iman, ehl-i iman için, kabil bu dünyada en güzel bir alim kabul. Burada kim diyor? Ehl-i iman. Tamam, bunun dışındaki ehl-i iman değil. Ama 30 seneden beri şu dersi yapardık. Tam ehl-i iman, iman değil gibi amel eden, amel eden demiyor ki. Üçüncüsü, ehl-i dalalet. O idam ebedi. Burada da geçiyor. İdam ebedi. Ha? İdam ebedi niye diyor? İdam olabilir ama ebedi nedir? Cehennemde olacak ama cehennemle tehdit alacak. Cehennemden beterdir. Adem'e gidecek o. Adem. Adem tehdidi olacak. Ortadasındaki kabre üçüncü, ikinci girişi inandığın gibi yaşamıyor. Öyle demiyor. Tasdik ediyor. İman etmiyor. İmanı tasdik ediyor. Yani burada iman var. Burada tasdik var. Tasdik iman. Tasdik. Yani o buradaki sayfada amel anlatmıyor. İtikad anlatıyor. İman kategorisinde olmayan bir şey neresine koyarsan koy bunun dışındadır. Tamam. Yani şu. Buna idam ebedi olduğu burada yazdığı için 142. Aslında onlar için cehennem var o zaman. Yani ikinci kategori için var. Yok. Ötekisi. Ha cehennem onun için var. Üçüncüsü için cehennemin cehennemi olan Adem'le tehdit alacak. Ona idam-ı ebedi diyor. İkinciye haps ebedi diyor. Hapis cehennemi gösterir. İdam Adem'den geliyor. Cehennem tehdidi olacak ona. Devamlı İkinci kategoriye yani. Adem tehdidi olmayacak. Ebedi cehennemde olacak. Çünkü iman etmemiş, tasdik etmiş, iman etmemiş. Tasdik iman değildir. Çünkü diman mertebesi var. Şu soğan kabuğu gibi en dışarıda diman, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Tasdik dördüncü mertebede. Bu daha adam yediye çıkmamış. Yediye çıksaydı itikat olacaktı sonra iman olacaktı. Bak ne diyor. İşte kalmış. Ama dörtte kalmış. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik. Burada amel mi anlatıyor, itikat mı anlatıyor bu sayfada? Diyor ki, oraya girmek için üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir, ehl-i iman için. Ehl-i iman için. Eğer ikincisi ehl-i iman kategorisinde olsaydı bu da onun içinde olacaktı. Ehl-i iman değil ki. Ehl-i iman sırasını anlattı. Ehl-i iman değilse bunun dışındadır. Ama derecesi farklıdır, derecelendiriyor. Kabul Adem başkadır, Adem'in kabul başkadır. Aynı bunun gibi. İkinci yol, ikincisi, ahireti tasdik eden, iman eden demiyor. Birincisi ne? Ehl-i iman diyor. İkincisi, ahireti tasdik eden, diman dördüncü mertebesi. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik. Dimanla meşgul olursan bunu görürsün. Yoksa gözükmez. Ahireti tasdik eden, fakat sefat ve dalalete gidenlere bir hapsebedi. Peki, üçüncüsü nedir? Ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için. Buna tasdik var. Peki buna ne yapacak? Bir idam-ı ebedi kapısıdır diyor. Ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. İdam-ı ebedi. Ötekisi için ne diyor? Haps ebedi. İkincisi cehennemde. Üçüncüsü cehennemde ama Adem tehdidini alacak. Çünkü niye? Burada amelden bahsetmiyor, imandan bahsediyor. İman sahasında değilse, nerede olursan ol, tasdik iman değildir. İnsan bilir mi hangi mertebede olduğunu? Bilir. Tasdik veya imanda. Tabii bilir. Çünkü mesela 203 emirdanda, 203 emirdanda
günah kebair işleyip istiğfar etmemek imandan hissesi olmadığına delildir. Adam dalalette gidiyor dedi yani. Sefat ve dalalet. Günah kebair işliyor, istiğfar etmiyor, aldırış etmiyor. İmandan hissesi olmadığına delildir. Başka? 83 işareteceğiz. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabiti kılmakla melek haline getiren ibadetlerdir. Yoksa ben namaz kılıyorum, bu kadar gayret ediyorum, gene imansız gidenler bir sürü var. Amel ettiği aldı. Adamda hiç amel yok, dalaleti yaşayacak. Tövbe mebe yok. İman var mı? Emeğe bu kadar saygısızdır. Geç 149 işareteceğiz. Amelu. Amel imandan değildir ama amelsiz imanda sağlam kalmıyor diyor. Geç şu alara. Amel-i salih de imanın bir cüzüdür diyor. Ya. Emir daha çok teşhitli tabii. 203. Emir daha. Diyor ki günah kebair işleyip istiğfar etmemek, aldırmamak onun diyor imandan hissesi olmadığına delildir. Zaten 40 vefiyattan kafir için demiyor. 40 vefiyat Müslüman. Çünkü kafir olsa 40'ından 40'ı gider. Bir tanesini kurtaramaz ki. 40'ının 40'ı gider. 40'tan birkaç tanesi kurtarıyorsa demek ki bir Müslümanlardan. Kaç kişi kurtarıyor 40'tan? 2 kişi kurtarıyor. 1-2 kişi. Peki emir daha 2 kaç tane de yazıldı? 1944-47. 47 de diyor ki bu milletin nesli atısı %90'ı 50 sene sonra Allah diye tapacak nefsine diyor. Türkiye'nin nüfusu kaç? 80 milyon diyelim. %90'ı diyor nefsi emaresine tapacak diyor. 9 kere 8 72. 72 milyon gidiyor. 8 milyon kurtarıyor. Ustad Mehmet Risalesi'nde diyor ki onda ikisine pasaportu vermiyor Risale-i Nur'un içinde olduğu halde 8'ine pasaport veriyor. Diğerine vermiyor Risale-i Nur. İkisi triçka. İkisini çıkarsak onda 8. Kaçtı? 9 72 milyondu. 9 8 72. 8 milyon kalmıştı. Burada da onda ikisine vermiyor. Onda 8'ine veriyor. 8 kere 8 64. 6,5 milyon insan pasaportu alıyor. Ne yapıyor? Bunu da bir hesap ettiğiniz zaman 40'ta 2 yapıyor. 42 değil mi? Aynı hesap aynı. Allah muhafaza etsin. İyi çalışmamız lazım. Evet. Çok iyi çalış, çok gayret etmemiz lazım. Oyalanmaya zamanımız yok. O sınıf. Zamanımız yok. Taassup etmeye, onu bunu yargılamaya, sorgulamaya değil. Artık zamanımız yok Ahmet Mehmet'le uğraşmaya. Zamanımız yok. Demek ki cehennemden daha beterdir. Orada 7 tane, 8 tane sıfat saydım. Burada öze indiriyor. Cehennemden beterdi neymiş? Adem. Bir. Koy tencere. Hiçlik. Koy tencere. Üç. İdam-ı ebedi. Koy tencere. Fenay-ı mutlak. Koy tencere. Bunun, bu cehennemin cehennemi. Adem. Hiçlik. İdam-ı ebedi. Haps-ı ebedi. Fenay-ı ebedi. İşte bunlardan kurtulmak için daimi aşk ve şevkle her zaman da cami mahiyetinin büyük kuvvetleriyle, bütün istidat lisanlarıyla, yani bunlardan kendisi ve ümmetini, insanları kurtarmak için Allah Resulü çıldıracak gibi, yani o kadar kendisini yıprattı, kırıp döküyor ki ayet nüzul etti. Kırma o kadar kendini dedi. Dökme, kırma. Çünkü olayı biliyor, daimi aşk ve şefk ile her zamanda Peygamberimiz, cami mahiyetinin bütün kuvvetleriyle, bütün istidadat lisanlarıyla, bütün dualar ve ibadetler ve ricaların dilleriyle istedikleri hayatı bakiye. İnsan. Bütün istidat lisanıyla hayatı baki istiyor. Baki'yi kuvvetli ve kati beşaret veren Risalet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam. Kuvvetli ve kati beşaret veren Risalet. Yani böyle bir şey var diyor. Yani şu, niye müjde? Peygamber yok kabul etti. Ben kimim? Ve nereye göre ben neyim? Allah'ını söylesene, ben söyle bakayım ben kimim? Peygamber yok. Lan peygamber var da kendimi tanımıyorum. Tanımayan insanlar var. Peygamber gelmiş, dava gelmiş, nurculuğun içindeyim. Ben kendimi ne kadar tanıyorum? Onu bunu yargılayıp sorguluyorum ya.
Almışım bir elime metre, bir elime de kantarı, onu bunu tartmakla meşgulüm. Kendimi unuttum. Lan Allah'ın şu nimetin içinsine şu nikmetsizliğe bak. Peki peygamber yok, bir de ne olacaktı? Peygamber yok. Düşünün. Peki ne, nereye göre nedir? Peygamber yok. Ben neyim? Cevap vereyim sana. Peygamber yoksa güneşe bakacak. Ben güneş değilim. Ha, aferin lan. Suya bakacak. Ben su değilim. Hı-hı. Ben şeftali değilim. Tamam da değillerini söyledim. Ete kimsin da? Ben taş değilim. Tamam. Ben koyun değilim. Tamam. Anladık. Herhalde. Dört tane yok işte. Kimsin? Söyleyin bana o zaman. Önderim. Peygamber yok. Ne? Yani ben nereye göre neyim? Ne? Nereye göre nedir? Ben neyim? Dinler yok. Neyim ben ya? Neyi anlatacaksın? Yalnız bağırmaları duyuyor. Ebed, ebed, sonsuzluk, sonsuzluk, beka, beka, beka. Herkes duyuyor bunu. E duysun. İmdat, imdat diye bağırıyor. Cevap veren yok. Peygamberimiz geliyor. Dinler geliyor. İmdat, imdat diye feveran ediyor. Bir yer cevap veriyor. Ne istiyorsun? Beka, bende var diyor. O iman-ı bilahiret işte. Sende var, sen kimsin diye sordu insanoğlu. Hikmet lisanı, ben ahiretim dedi. Ya Allah Allah, sende beka var ha. Tamam lan. Tamam demesi iman-ı bilahiret oldu. Bağdır. Çünkü iman etmek burada işe yarayacak. Ahirette değil. Allah'a iman etmek. İman gaybadır. Ahiret iman etmek. Ne ahiret iman etmek? Ahirete gitmesin iman mı olur? Zaten oradasın. Melekler hesabını görüyor, melekler iman et. Ne imanı? İman buradadır. Peki ne işimize yarayacak? İman ettiğin yerle besleniyorsun demektir. Adem Aleyhisselam'a bedava edilir mi iman? Niye? İman etmesen ne oluyorsun Adem Aleyhisselam iman etmesen? Zulmata düşüyorsun. Ya iman etmiyorsan kafir oluyorsun. Allah'a iman etsen bile gene gidiyor, yok oluyorsun. Peygamber'e bir tane reddetsen Allah'a iman da kabul edilmiyor. Öyle mi? Bu kadar risk taşıyor. Karım olacak o zaman benim. Eğer ben reddettiğim zaman bu kadar berbat oluyorsan ona iman etmeyince karım olacak. Tabii ben de matematiği seviyorum kardeşim. Tek yönlü çalışmıyor ki bu sistem. Reddedince bunun bedeli var. İman edince bir bedeli de olacak da. Nedir o? Adem Aleyhisselam'ın bütün amelin ortak oluyor. Seviyem kadar, aynam kadar. Anlayışım kadar. İman ettiğinde buradayken orayı yaşıyorsun. Evet. Şu anda yaşadığınız haletler maddenin fonksiyonu değil. Şu anda maddede olup madde olmayan latifeler, hisler, duygular, intikaller, anlayışlar, sezişler, aşklar, muhabbetler, şehvetler, gadaplar, hiddetler, ferasetler, vefalar hiçbirisi dünyalı değil. Onu zaten yaşıyorsun. Burada zaten orayı yaşıyorsun. Ama cehalet ve tiryaki ve terk edemediklerim şey örtmüş ahireti. Bak burada ahiret yaşarken ahiret ötelerde aramışız. İşte dünya ahiretin üzerine tenteneli perde bu. Şu anda orayı yaşıyoruz. Şu anda sizin böyle bakışınız, böyle bakıyorsunuz. Şu anda alemimizdeki olan alemleri buralı. Ha şu deniz derin nefesi vurdu lan dışarıya. Bemece gibi ha 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 pşş. Ha 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 pşş. Attın ya. Pşş. Şu andaki hissettikleriniz buralı değil ki. Ahireti nerede arıyordun ki? Ahirette. Ne ararsın şu an bu arada? Hakikati kendinde ara. Zaten burada. Ahiret burada. Yaşadıkların. O bozan cehennemi söyle. Buran, bunalım, panik, panik atak, depresyon, ihanet, nefret, gadab, hiddet. O olumsuzluklar işte cehennem. Onu 8. sözde söylüyor Kastamonu'da. Celal ülkesini burada hissettiriyor Allah. Vay be. Ahiret buradaymış ha. Örtün neredeyse, örtülen de oradadır.
su buzu neresindeyse ahirette dünyanın arasındadır. Nur odunu neresindeyse cennet dünyanın arasında, duman odunu neresindeyse cehennem de dünyanın arasındadır. Ruh cesedi neresindeyse ahiret dünyanın arasındadır. Ya. Bütün dualara ve ibadetler ve ricalarının dilleriyle istedikleri hayatı baki insanlar dua ediyor. Yani fıtratıyla beka istiyor vesaire. Bunlar istedikleri fıtri dilleriyle istedikleri hayatı bakiyi peygamber lisana dönüştürmüş. Tercümanlık yapmış insanın fıtratını. Ahiretle insan, Allah ile insan arasını barıştırmış. Bu iyilik unutulur mu? Eğer peygamberimiz olmasaydı Allah dünyamızda olmayacaktı. O zaman Allah bize tanıttığına göre, tanıttırdığına göre, bekayı tanıttırdığına göre buna karşı muhabbetimiz ne kadar olmalı? Evet, en az Allah kadar olmalı. Olduğundandır ki Allah'a iman etmek peygamberle iman etmenin eşi olmuş. Değil mi? Peygamberlere iman etmek neyse Allah'a iman etmek de odur. Bütün dualar ve ibadetler ve ricaların dilleriyle istedikleri hayat-ı bakiyi kuvvetli ve katı beşaret veren Risalet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam. Bak, Risalet-i Ahmedi'ye haber veriyor. Hakikat-ı Muhammediye değil ya. Bu Hakikat-ı Muhammediye içeride taşınacak. Şimdi onu da kullanacak bak. Kuvvetli ve katı beşaret veren Risalet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam ve Hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam şehadet edip, Hakikat-ı Muhammediye nedir? Hakikat ve Risalet-i Ahmediye beşer aleminin simgesidir. Hakikat ise kainatın dilidir. Kainatın dili ahiret var diyor. İnsanın fıtratını yani getirdiği hakikatla bekasını kıblesine koymuş. İnsan ebed istiyor, ebedi göstermiş. Ha, Risalet-i Ahmediye beşer canibine bakar. Hakikat-ı Muhammediye, Hakikat-ı Muhammediye şeceri hilkate bakar. Şeceri hilkatın gösterdiği, bir de fıtratın gösterdiği. Peygamberimiz ikisini de şey yapıyor. Beşeri kullanırken Risalet-i Ahmediye kullanıyor. Kainatın şehadetlerini kullanırken Risalet-i Muhammediye, Hakikat-ı Muhammediye kullanıyor. Hakikat esmadır. Mahiyet ise sıfattır. Yani kainatın o nur-u Muhammedi'nin vücud haricisi. Hakikat-ı Muhammediye. Beşerdeki ifadesi ne? Risalet-i Ahmediye. Ne kadar fark varmış? Tabirini doldurursan içini. Şimdi biter mi bu şekilde Risale? Ya, ben bitiremedim daha. Zan okuyorum, zan. İki hafta oldu. Zan. Burada inşallah yaparım, bitirirsem. Zan. Aman yarabbi. Allah'ı ortadan kaldıran, ahireti örten. Zan. Sinan'ım. Dua etti, bitireyim de. Burada yapayım onu. Zan. İsterdim yani, orada yapmayı. Zan. Eğer bir de ömrüm olursa, bir de vefa yapabilsem, araştırsam. Vefa nedir? Bilmiyorum. O kod okudum. Bilmiyorum kardeş. Lugat manasını sen zaten biliyorsun. İnsana ayna olmaktır. İyiliğine karşı bedel ödemek manası değil. Ayna olmaktır. İyiliğe karşı iyilik yapmak borç ödemektir. Vefa değildir o. Vefa ayna olmaktır. Lugatını söyledim. İçini biliyorum. Bilmiyorum. Hasan abi şeyde o Fatih'te var ya vefa semti. Evet. Orada çok vefalı insanlar orada var. Orada boza satıyorlar kardeş. Fatih Sultan Mehmet oranın ismini vefa koymuş. Ya Risale bomboş koyuyor. Oh. Tasarruf. Her şeyi unutuyorum. Bir şey söyleyeyim mi size? Biz de sıkılıyoruz da. Bana diyorlar ki nasıl rahat edebiliyorsun? Nasıl? Bak sır şu. Bunlarla kalın. Vallahi sıkıldım. Yani sıkılıyoruz da biz de işgal altında saldırıyor bize de. Yani panik atak, buhran değil mi? Oluyor bizde. Bayağı moralim. Vallahi ne yaptımsa Kur'an okuyorum. Hükmü sünnettir. Yakmıyor.
Biz pis ettik, söylüyorum, tamam, duymaz. Hizbul Kur'an okuyorum, enerji artıyor, o ortadan kalkmıyor. Bak, enerjim artıyor, hizbul Kur'an'da aynı böyle, hani yaslandım ya, böyle oluyor. Ama adam hala duruyor. Hizbul Hakkaik'in nuru okuyorum, kalbim nurlanıyor. Adam duruyor. Kur'an okuyorum, adam gene duruyor. Ama tesir edemiyor. Gücü hafif. Bu enerjim, nurum çok. Yeni tespit ettim. Ulan dedim, niye temelden gitmiyor ya? Gitsin ya bugünlük de gitsin. Onu götüren Risale'yi okurken, tefekkür ederken baktım ki kendisi yok oluyor. Bunu ortadan kaldıran, vehmi ve vesveseyi ortadan kaldıran tefekkür-ü imanidir. Başka yok. Abi Kur'an okumak, biz bu Kur'an okumak bir sürü bağırıyordun. Onu örtüyor, kaldırmıyor. Tesiri kalmıyor. Sana ulaşmıyor. Ama duruyor kenarda. Bak gecenin bu saati, saat kaç? Bir çeyrek. Biri? 15 çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor. Regaip gecesi olduğu için yoksa bu saat. Bak Türkiye'den gelmişim. Saat 5'te kalkmışım. Tamam, 5'te kalkmışım. Bilmem uçaktır. Stuttgart. 1,5 saat yol. Oradaki arkadaşları motive. Orada da ders yaptık şifaya. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Kardeşim tefekkür imanı olmasa ben de bu şefk olmaz. Hiç kimse de olmaz. Olmaz. Ben içsel alemde Allah'ın verdiği nimeti ve emma bi nimeti rabbike fehaddi. Allah'ın Rabbinin nimetini şükür için tadad et. Allah'ımla zaten öyle bir anlaşma var. Yani bana ver, ümmetine, kullarına vereceğim, kullarına vereceğim. Bak, dedim ki Kur'an okuyorum, kalkmıyor adam. Ama tesiri yok, gücü yetmiyor. Vallahi yetmiyor. Doluyorum böyle, acayip zevk alıyorum Kur'an okurken. Vallahi ben sebap diye değil, Allah sebap yazarsa yapsın. Ben enerjiyi de okuyorum ve doluyorum. Onun zatına yemin ederim ki böyle. Doluyor. Şekli sese dönüştürüyor. Kaldırmıyor. Adamı örtüyorum. Hizbul Kur'an okuyorum. Kalkmıyor. Hizbul Hakkaik'in nuru okuyorum. Tefekkür-ü imanı yapıyorum. Hiç kimse yok. Bir bakıyorum ki ben de yokum. Ben de anlamadım. Seni ortadan kaldırandır zaten. İktisap ediyor. Evet. Tefekkür imanı seni bile ortadan kaldırıyor. Edilenle eden aynı oluyor gibi oluyor. Yani alemleri tefekkür şunu bunu. Acayip bir şey. Abi Çantacı Necmi abi diyor ki yani okuyor böyle hakikatlere. Ya diyor kalkıp diyor oynayasım geliyor diyor. Vallahi doğru bak, söylüyor. Doğru söylüyor. Şimdi onu bilmeyse ya ne anlatıyor? Manyağın birisi dedi ya. Yani hakikaten okuyunca vallahi diyor oynayasım geliyor. Evet ya. Acayip bir şey yani. Doğru söylüyor yani. Ama öbür ikisi de ya ne anlatıyor? Kemeri doğru söylüyor. Vallahi acayip bir şey ya. Ondan sonra ona demişler ki Hasan kitabı okuyor dedi. O demiş ki adam elini öperken etim öpüyor. Ya. Adam eli öpüyor. Etim öpüyor. Bana sordular, abi kitap öpüyorsun. Sen eli öperken eli mi öpüyorsun? Peki, secde ederken toprağa. Hani Allah'a secde edecektin, toprağa secde ettin. Allah dedi ki, böyle yap buraya, Allah'adır. Mesela desem ki, şu çocuğun elini yok. O abi ya çocuğun elini. Çocuğun elini ben gösteriyorsam benim elimdir o. O çocuğun eli değil benimdir. Emrimi taakkuk ettiği şeydir. Tamam. Mesela in kuntum tuhibbunallahi fettebiuni yuhibbukumullah. Doğru. Allah imanınız varsa Allah'ı seveceksiniz. Allah'ı seviyorsanız sevdiğini yapmalısınız. Sevdiğini yapmak demek sevdiği kişiye benzemelisiniz. Yani peygambere uyacaksın. Peygamber'e uymak Allah'ın sevgisi midir? Evet. Ha, toprağa dedi ki Allah buraya eğil, banadır. Niye peki toprakta havada da demedi? Çünkü toprak en cami aynadır. Bütün isimlerin ortaya çıktığı, aynadarlık ettiği oradadır. Sonra da bir cümlesini söylüyor. Zaten siz Allah'ı seversiniz. Evet. Herkes yaptıktan sonra.
Zaten siz Allah'ı seversiniz. Ne acayip tekerleme mantık ya. Tamam. Şimdi eli öpünce el öpülmüyor. Sana hitap ederken cesedine mi hitap ediyor? He? O zaman ben de toprağa ederken toprağa ediyor. Toprağa ederken Allah'a ediyorum. Ne demek? Sana bakarken cesedine, suratına, kilona mı, 90 kiloya mı hitap ediyorum? Gözüne, kaşına mı hitap ediyorum? Başka nereye? Ruhun muayenleşmiş orada. Orada olup orada olmayansın. Orada olup orada olmayansın. Ona hitap ediyor. Orada olup orada olmayan Allah'a ediyoruz biz de. Tabirleri doldurdun mu keyif? Risale-i Ahmedi beşer canibinde ufku, beşerin şehadeti ve hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainatın şeyi, Nebi Beşer'in medar-ı iftiharı, eşref-i mahlukatı olduğuna imza bastığı gibi. Ya peygamber ya, ben deli oluyorum ya. Ya. O miraçlardaki, o Allah'ı gör, o Allah'ı konuş, kafayı yeme, parmağından, parmaklarından su aksın. Ulan benim parmağımdan su aksa vallahi ben korkarım ya. Ben kendimden korkarım. Nereden nereye kaçacağım? Ulan parmağımdan su akıyor. Bir de diyor ki kaplarınızı getirin. Lan çeşme mi bu? 1500 kişi su içmiş. Ondan sonra develen. Ondan sonra diyor ki ya Rab kes kesiliyor. Ya bunun imanı ne olur ya? Boş ver onu seyredenleri. Seyredenleri bırak onu. Bunu yapan zatta olan iman ne olur bu? Küllü bir ubudiyet işte. Küllü bir. Onun imanını nasıl? İşte ona hastayım. Onun imanına hastayım. Gayet rahat. Ölü diriliyor. Ulan ölü dirilse affedersin benim abdestim gider ya. Mezara diyorum ki selamun aleyküm ve aleyküm. Hepsi kalktı yardım. Ve aleyküm selam Hasan'ın kardeş. Ulan zaten ben mezara inerim ya. Selam bile almaz. Ne selamı ya? Adama dedim ki Murat Bölübaşı. Mezarlıktan şey, dersten geliyoruz. Kestirme ya, yol uzun. Topkapı mezarlığından geçiyoruz. Kardeş dedim, İsa Aleyhisselam ölüleri diriltti, peygamber. Abi onlardan konuşmayalım şimdi. Ulan ben yanındayım, olsun abi ya. Niye dedim, ya yapsak mı olur? Ey kubur. Durdum ha, şu kabri desek, ey kubur. Abi ya bir anda desek ne var ne yok. Evet ne oldu, niye çağırdın beni dese, ne diyeceğiz abi dedi. O da haklı. O da haklı, ya derse... Ya kalkarsan dedi, sen varsın diye ben geçiyorum buradan dedi ya. Şimdi peki onun imanı nasıl? Allah. He? Yani geldi deli olma. Ama böyle dinlersen, okursan 19. mektup acayip. Böyle yaptı elinde parmak aldı, sakmış parmağı. Hiçbir şey bizi fikredersin zevk edemez. Uzat elini okurken, uzat elini, parmağına su akıyor. Dur orada kitabı, acele etme, dur doldur onu. Dur, parmağımla su ak. Gelin doldurun. Şimdi benim parmağımla su aksa ne olur? Ya imanı ne olur ya? Diyorum akıyor, diyorum kesiliyor. Ben ha. Olan olmayan özelliklerimi, olmayan özelliği anlatıyorum millete. Bende şu özellik var diye olmayan. Ya böyle bir güzel özelliklerim olsaydı 7 mahalleye anlatırdım. Bir yumurta bırakıyor 7 mahalle o şey ötüyor tavuk ya. Olmayan meziyetlerimizi varmış gibi gösteriyoruz da. Ya böyle bir meziyetimiz olsa ne olur? Parmak aksa benden. Parmaktan şey su aksa. Hakikaten ne olurdu ha? Dünya bütün medya benim arkamdaydı. Bir adam var parmağından su akıyor. Olur muydu olmaz mıydı? Sular kesildiği zaman parmağında millet sokak, mahallede kaplar dolduruyorlar. Hanımlar doldurun, çocuklar doldurun. Neresinden 5 kağıt alsan? He? Neresinden 5 kağıt alsan bir abi. Bak işte bu da böyle intikal etti işte. Her parmağından 5 kağıt alsan diyor, trilyarlık olurdun diyor. Şeye benzedi. Abi dedi, evli olmak istiyorum. Bu iş, bu sevdadan vazgeç dedim, bu iş zordur. Abi yapmak istiyorum, peki dedim. Ramazan'da gıybet etmek bizde haramdır. Evliyalarda haram değil. Nedir ya?
Gıybet ettin, kardeşin etin yemek gibi değil. Etin yemektir, kefarettir. O 60 gün tutacak. Aynen öyledir. Yapma ya abi dedi. Birinci şart bu dedim. 16 tane şart var. Abi kalsın dedi benden. Ben bir de mani oldum. Yok tabii. Dedim ki ne yapacaktın dedim. Vallahi abi dedi. Dolmuştan kurtulurdum dedi. Bak evliyalık onun için istiyor. Şimdi parmağımızdan su akması her bir parmaktan 5 kağıt olsa onun için bizden akmıyor yani. Arkadaş ekonomist herhalde. Hep halkı var bunda. Peygamberimiz. Hoş değil mi ya? Tamam. Çok hoş bir adam değil mi? Böyle baktığın zaman. Akşamdan beri bitiremiyorum. Bir de inşallah yarın yaparsam 11 haletten çıkan Hazreti Muhammed nice peygamberdir. 11 haletten çıkan 322'den okuyacağız. Şu cümle bitireyim kesin. Biz yatsı yıkıldık değil mi arkadaşlar? Kıldık. Ne durum iyi değil. Hakikaten kafam karıştı. Elhamdülillah iyi ki yıkıldık. Nadir abi de oluyordu bazen. İçmeden. Bir daha kıldıraydı. Dedi ki sabah ezanı okunuyor tamam mı? Hayat müzakeresi yapıyordu. Şu sen kardeş dedi sen de duyuyor musun? Cam açık ya. Ezan. Ben de duyuyorum abi. Ezan değil mi dedi he? Ya dedi, biz dedi yatsı yıkılmış mıydı? Hiç unutmuyorum. Dur abi dedi. Dur. Takip edelim, iz takip edelim. Biz akşam neredeydik? Şurada. Oradan nereye gittik? Ha, kılmıştık abi. Bak dedim fel falan yerde oturuyordun şu an. Ha of be dedi. Yani buna ne deniliyor biliyor musun? Hakikat sarmıştı. Ay bak gece 1:30 şimdi 1:30 geçti değil mi? 25. Zekayı bin güzel. Yani bitmiyor bu adam demek istiyorum. Biz anlatarak bitiremiyoruz. Bu adam yaşadı. Bu mübarek zat. Onu gören ashab nasıl anlatır, nasıl bitirir? Ya biz beşeriyetini zannediyoruz. Tamam böyle mübala ediyorsun. Aynı ruhu diyor. Aynı beşeriyetinde Allah görünür daim demiyor ki. Aynı ruhunda. O kadar nur ve nurani ki cesedine baktığın zaman ruhunu seyrediyorlar. Ruhundaki gözükenleri. Niye? Aynı o kadar nurani ki aynı Muhammed'den ruhunda Allah görünür daim. Gölgesiz zat. Evet. Gölgesi vurmuyor. İyi ki Ebu Cehil hakikaten geçirdi ya kafayı ama nasıl yemedi kafayı. Diyor ki Ömer el-Şam ben peygamberim. Lan daha dün işte çelik çumak oynuyordum nasıl peygambersin? Delil nedir dedi ya. Mahalle arkadaşı ya. Evi aşağıda ötekisi yukarıda bir sokak var. Mekke'de bilirsin. Dedi ki bak senin gölgene bak. Bak benim gölgem düşmüyor diyor. Hakikaten lan baksan bir adama gölgesi düşmesi hakikaten acebimi gider ya. Çok ağrıma gidiyor yani. Korkarım ya. Kesinlikle korkarım. Niye benim? Cinsan değil. Bu cindir derim. Tabii canım. Tabii. Bir adam görseniz tamam. Sen koşuyorsun o da koşuyor. O ben bir balta zaplıyorsun toprağa gidiyor. Vurulmuyor. İnsan mı dersin ona? Korkarsın da durursun da. Şimdi bir bakıyorsun ki adam insanın gölgesi düşmüyor. Nevi beşeri medar iftiharı eşref-i mahlukatı olduğuna imza bastığı gibi her zamanda 350 milyon ehli imanın es-sebebül kelfay sırınca her gün işledikleri bütün hasenatlar ve hayırların bir misli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın defter-i hasenatına girmesi bütün ümmet o. Ona, bütün ümmet bir defa bana bir dua etse benim için tamam motor yanar. Bitti. Ama bütün ümmet ta geçmişten kıyamete kadar bunun hasenat defterine giriyor. Çünkü bu öyle bir sebapla öyle bir yetki sahibi oluyor ki herkese şefaat edebiliyor. Gene sana aktarıyor. Gene sana iade ediyor. Kontosu çok yüksek. Evet. Kontası mı? Konto. Mirat olduğu için de gölgesi kaldırmış yani. Mirat evet. Mirat olduğu için gölgesi kalkıyor efendim o. Aferin.
Babam bugün sana bir tuhaflık var sende. Bu da Hasan abileşmiş abi. Yok bu, senin yanında bu durumu iyi değil. Onunla bugün uçaktan beri garip garip şeyler söylüyor. Durumu iyi değil ya. Az uyanlardı oluyormuş abi. Az uyanlardı. Ama dayanamıyor ya. Acayip. Bizim doktor demiş ki babaanneye. Babaanneyi götürün eve. Ne yerse yesin. Ondan sonra yani ne yerse yesin. Bak babaanne. Doktor dedi ki ne yerse yesin. Hiçbir şey yok. Hey Allah razı olsun dedi. Hiçbir şey yok. Olsa ilaç verir. İlaç bile vermedi. Ne yerse yesin. Oysa bitmiş. Hocam ne diyorsun bize? Gitmiş mi diyorsun? Durum iyi değilsin ki. Öyle vecize cümleler sağladı ki bugün. Acayip. Harika. Durum iyi değil. Ne bir beşelim? Ha neredeydik biz ya? Gene dönüyoruz aynı. Dönüp dönüp bina okur demiş. Yok demin de şeye güldüm. Vefa dedi ya vefalılar. Sen dedin insanlar vefa bozusun biliyor. Yani vefadan anladıkları yok. Yok. Bozuyu biliyor. Evet. Hemen aklına geliyor. Evet. Hayırların bir misli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın defter-i hasenatına girmesi ve o tek şahsiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yüzer milyon belki milyarlar abidi Musin kadar külli bir ubudiyete ve fuyuzata mazhar bir makam kazanması o zatın Aleyhisselatü Vesselam risaletine pek kuvveti şehadet edip imza basar. Allah ustadımdan da. Emeği geçenlerden de razı olsun. Amin. Bu şekilde bir eseri Cenab-ı Hak sana daha mutlusun ya Rabbi. Çıkarttım böyle nasip ettim. Biz de okutup istifade ettik ya. Haberdar edin onları. Amin. Haberdar. Şefaatlerini mazal eyle. Amin. Ya Rabbi alemin. Cinlerden, şeytan, cin, şeytan, erva kalbise, mevadi şerire, nefsi emmarenin, vehim ve vesvesesinden sana sığınıyoruz. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unut. Ne isteyeceğimizi, nerelerden de sığınacağımızı bilmiyoruz. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam neler istiyorsa istiyoruz. Amin. Nerelerden sığınmışsa biz de sığınıyoruz. Amin. Ya Rabbel Alem. Hizmet-i imaniyede, Kur'aniyede, hizmet-i imaniye Kur'aniyede, ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmette, iştina bu kebair, sırrına mazhar olup devam etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Tesanut ve uhuvvet sırrı azmine mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanlara yardım et. Allah'ım İslamiyet'e ve Müslümanlara yardım eyle. Allah'ım Müslümanlara ve İslamiyet'e yardım eyle. Allah'ım Müslümanlara ve İslamiyet'e yardım eyle ya Rabbel Alemin. Vahirde vahumenin hamdillahi Rabbil Alemin. El Fatiha'tın aleyhissalâmü.